rızkımız neredeyse orada temin ederiz rızkımızı ama bizim bir bağımız var. Nasıl bir bağdır o? Kopmayacak bir bağdır. O asırlardan gelen bir bağdır. Vatanımız, vatanımız bizim her şeyimizdir. Belki Avusturyalı vatandaş olarak Avusturyalı olabiliriz, Alman olabiliriz, vatandaş olarak. Avustralyalı olabiliriz vatandaş olarak ama hiç kendi vatandaşlığımızı bırakmak istemeyiz. Niçin? Çünkü biz ona etimizle, kanımızla, gönlümüzle, kafamızla, her şeyimizle bağlıyız. Çünkü vatan toprağının her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatandır. O mukaddes vatan toprakları bu nesle emanet edilmiştir, intikal etmiştir, emanet olarak intikal etmiştir. Bu emanete biz ancak o vatanımızı sevmekle, onun üzerindeki milletimizi sevmekle, onun üzerindeki devletimizi sevmekle ve onun için dirliğimizi, birliğimizi muhafaza etmekle ancak bu emanete sahip çıkabiliriz. Onun için muhterem kardeşlerim, bunu bir şey kabul edin, emanet, mesaj kabul edin. Kendi aranızda kavgayla değil, dövüşerek değil, konuşa konuşa bir noktada toplanın. Kimseyi suçlayarak değil, kendisi yan çizmiş, çizsin, siz onu suçlamayın. Deyin ki arkadaş, yol bu değil. Gelin Diyanet görevlisi etrafında toplanalım. Eğer illa sizin caminiz açık kalsın istiyorsanız ötekileri kapatalım, sizinki açık kalsın ama yönetimini Diyanet'e bırakın. Zarar yok, sizin cami açık kalsın, bizimkileri kapatalım. Çevrede bütün camiler kapansın, sizinki kalsın, zarar yok ama bir tek camimiz veya bir tek yönetimimiz olsun. O bir tek yönetim hiç kimsenin keyfine göre yönetim değildir. O devlete göre, Diyanet'e göre, dine göre yönetimdir. Orada hiç kimsenin şahsi menfaati yoktur, grup menfaati yoktur, siyasi menfaati yoktur, politik menfaati yoktur. Orada demin söylediğim gibi ezan okunur, namaz kılınır, orada hutbe okunur, vaaz edilir, orada Kur'an okunur, Kur'an okutulur, Kur'an öğretilir, orada ancak din öğretilir, maneviyat öğretilir, orada iyilikler öğretilir ve kötülükler tanıtılır. Muhterem arkadaşlarım, muhterem kardeşlerim, bir iki hususa temas ederek bu bölümdeki maruzatımı bitireyim. Açılış programını kabul ediyorum. Bunu bir arkadaşlarımız yanlış anladılar. Hem sordular hem söylediklerimizi yanlış anladılar. Olmadı, bir yanlışlıklar oldu ama böylece bitirmiş olalım. Yani sırada bir yanlışlık oldu. Hadi zaten de efendim Sayın Konsolosumuz o konuşma sırası o zaman değildi. Neyse, o cami içindeyiz, hoş görülür. Efendim, biz bu açılış merasim konuşmalarının sonuna gelmiş oluyoruz ve bununla bu bitecek. İnşallah namazdan sonra da misafir arkadaşlarımızla birlikte geldiğimiz heyet arkadaşlarımızla, Aydın ve Bolu müftülerimizle birlikte namazdan sonra oruçsunuzdan sonra yemek derdiniz yok. Vakit geçirmek için de zaten efendim bahane arıyorsunuz, öyle diyelim size ki bizi dinleyesiniz diye. Efendim, inşallah namazdan sonra geniş akşama kadar yolu var, sohbet ederiz. Biz diyeceklerimiz deriz, siz soracaklarınızı sorarsınız. Ondan sonra aklımızın erdiği kadar sizin sorularınıza açıklık getirmeye, cevap vermeye çalışırız. Vaktimiz yok. Şimdi namaza kadar biz maruzatımızı bir iki noktada bitirelim. Öylece ezan okunmak üzere şeye geçeriz. Namaza geçeriz ve şey de bitmiş olur. Açılış merasimi de bitmiş olur. Birincisi çocukların, bu arada tabi abdest almak isteyenler abdest almaya çıkarlar, ezan okunmak üzere çünkü. Birincisi, anlatmak istediğim konulardan birincisi, çocuk okutma meselesi. Yani çocuklarımız okulda, mahalli okulda, Avusturya okullarında, ilkokulda, ortaokulda, lisede. Okullarda din dersi var, her ülkede olduğu gibi. Türk dünyada her ülkede olduğu gibi okullarda din dersi var. Dil dersi var. Din dersi yani dil dersi var. Burada dil dersi bir ölçüde halledilmiş gibidir. İnşallah zamanla o program oturacak. Din dersi meselesi var. O eskiden beri devam eden bir meseledir. O meselenin çözülmediği görülüyor. Yani
benim okula giden çocuğuma geliyor bir Lübnanlı, geliyor bir Filistinli, geliyor bir Suriyeli, geliyor bir Lübnanlı veya İranlı, din dersi veriyor. Benim çocuğum Arapça bilmez. Benim çocuğum başka dil bilmez. O da Arapça okutacak veya kendi bildiği dilden okutacak. Ne okutacak? Bir. İkincisi, onun okuttuğu din bilgisi, benim çocuğumun ailedeki aldığı din bilgisi uslubuna da uymaz. Niçin? Büyük bir ihtimalle Hanefi değil o hoca. Halbuki benim çocuğum Hanefi olarak yetişmiş. Ailemiz Hanefi. Enteresandır. Avusturya'ya mahsus bir özelliği akşam öğrendik. 1912 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde bir karar alınmış ve Hanefiler için, Müslüman Hanefiler için dinlere tanınan hakların tanınması kabul edilmiş. Dinlere tanınan hakların tanınması kabul edilmiş. Kim için? Bosna ve Hersek'te yaşayan Müslümanların Hanefi olmaları sebebiyle. Yani bu iş dünyada tabii mecrasında yürüyen bir şeydir. Şimdi son zamanlarda 68'de girişilmiş, 79'da tamamlanmış bir iş var. Bir kuruluş kurulmuş. Ona Avusturya Diyanetleri Başkanlığı diyorlar. Değil öyle bir şey. Bir dernek, bir kuruluş o. Bir tüzük yapmış ve Müslümanların temsilcisi gibi kabul ettirmiş kendisini Avusturya makamlarına. Ona da mevzuat müsait. Öğretmenleri onlar tayin edermiş. Onlar tayin edermiş. Çare nedir? Tayin etme yetkisi kimdeyse onunla görüşmek ve çocuklarımıza dillerinden anlayacakları, kültürleri müsavi veya din bilgisi özellikleri müsavi hocalar görevlendirilmelidir. Şayet bu konuda o yöneticiyle anlaşamazsak o zaman veliler işi bitirir. Bütün dünyada böyledir bu. Veli okulda her şeydir. Dikkat ediniz, siz de bilirsiniz onu. Veli okulda her şeydir. Veli gidecek okul dairesine, olmadığı bakanlığa. Diyecek ki, benim çocuğum okulda din dersine giriyor ama şikayetçi. Evvela anlamıyor, saniyen kendi anlayışına uygun din dersi görmüyor. Ben ya mecburum çocuğumu din dersine sokmamaya ve böylece din bilgisinden mahrum etmeye mecburum yahut da siz bu hocayı değiştirmek durumundasınız. Bu şikayet idareye gitti mi, idare de o yöneticinin isabetsiz öğretmen seçtiğini görecek tabiatıyla. O zaman ona olan itibarı da veya güveni de ona göre değişecek yahut onu ikaz edecek. Diyecek ki çocukların ihtiyacı neyse sen o öğretmeni seçeceksin diye sana güveniyoruz. Sen bu seçimi isabetli yapamıyorsan o zaman seni tanımayız kardeşim der. Bunu devlet söyler. Onun için kestirme yoldan gidelim. Nedir o? Evvela bu işin başındakine söyleyelim, kim ise o, anlaşamazsak veliler olarak idareye şikayet edelim, idare de derse ki bu benim boyumu aşar, bakanlığa şikayet edelim, veli olarak gidelim. Kavga için, gürültü için değil, ihtiyaç karşılamak için, derdi anlatmak için gideceğiz. Tek tek gideriz, grup grup gideriz, illa dernek diye gitmek şart değil ama dernek diye de gidebiliriz. Bu mesele ilgili makamlara sizin tarafınızdan götürüldüğü anlatıldığı zaman müessir olacaktır. Çünkü okulda veli her şeydir. Okullarda bütün dünyada böyledir. Okullarda veli her şeydir. Ama bunun yanında problemi ben bu gelişimde ancak çok iyi kavrayabildim. Geçen senede bir mevzu olmuştu, anlatılmıştı. Bana da kavrayamamıştım. Çünkü çok yabancı olduğum bir konu. Bugüne kadar böyle bir problemle ben şahsen karşılaşmamıştım. Bu gelişimde şahsen ben kavramış oldum. Anlattıklarına göre ben bizden önce gelen heyetteki arkadaşlar da bu meseleyi kavramışlar. İnşallah Türkiye'ye dönüşümüzde bu meseleyi orada görüşeceğiz liderle. Yani hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından, buradaki temsilciliklerimiz tarafından yapılması mümkün bir şey varsa o gelişimlerde bulunacağız. Ama bu dolaylı yoldur. İnşallah o da katkıda bulunur problemin çözümüne. Ama direkt yol hangisidir? Direkt yol velinin durumu ilgili belgeye bir ihtiyaç, bir problem olarak aktarmasıdır.
İkinci husus, memnuniyetle